Türkiye'nin birçok yerinde artık billboard reklamlarından hepimizin göz aşinalığı duyduğu Tekno markasının Türkiye'de ürettiği modeli Tekno Camon 16 bu videoda inceleme konuğumuz oluyor. İnceleme Ko'ya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi birçok teknoloji şirketi Türkiye pazarına yatırım yapıyorlar. Türkiye'de üretim tesisleri kuruyorlar. Bu markalardan biri de Tekno markası. Aslında Tekno markasını biz yeni yeni görmeye başlamış olsak da Tekno pandemi döneminden önce Türkiye faaliyetlerine yavaş yavaş başlamıştı. Artık pandemi sürecinin de azalmasıyla birlikte Türkiye'de bir üretim testi açarak Türkiye'de de oldukça aktif olmaya başladılar. Markanın güncel giriş segment modellerinden biri olan Tekno Camon 16'ya da dilerseniz gelin daha yakından bakalım. Telefonun tasarım detaylarıyla başlayacak olursak Tekno Camon 16 oldukça büyük ve akıllı telefon. Neredeyse 7 inçlik tabletlere yakın bir boyutta 6.8 inçlik HD Plus çözünürlüklü bir ekranı mevcut. Bununla birlikte telefonun arkasındaki ortada konumlandırılan kamera dizilimi oldukça şık görünüyor. Yine telefonun alt kısmındaki dikey konumlandırılan yazılarda görünüşünü güzelleştiren detaylardan biri. Aynı zamanda telefonun arkası bombeli bir yapıya sahip. Böylelikle telefon büyük olmasına rağmen tek elle telefonu rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Tasarım tarafında eleştirebileceğim tek nokta telefonun parmak izi okuyucusu arkada konumlandırılıyor. Aslında arkada konumlandırılan parmak izi okuyucular bence pratik. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu teknolojisi yaygınlaşsa da arkadan okutmak ya da fiziksel bir butondan okutmak bana rahatsız edici gelmiyor. Sonuçta işlevsel olarak çalışıyor. Ancak tasarımsal olarak bence çok hoş bir detay değil. Telefonun ekran detaylarıyla devam edecek olursa karşımıza oldukça ince çerçeveli bir ekran çıkıyor ve ekranda kamera deliği mevcut. Yine telefonun büyük boyutlu ekranı da oldukça güzel ve ince çerçeveli olması şık görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda telefonun ön kamerası da ekrana entegre edilmiş kamera deliğinde bulunmakta. Böylelikle telefon yeni nesil bir akıllı telefonun olduğunun izlerini burada da taşıyor. Bağlantı girişlerine değinecek olursam telefonun alt kısmında bir micro USB giriş mevcut. Telefon micro USB üzerinden şarj oluyor. Micro USB girişinin sol tarafında ise 3.5 mm'lik kulaklık girişi mevcut. Yine burada da kulaklık girişinin konumlandırılması güzel bir avantaj. Ama tabii ki micro USB yerine artık Type-C tercih edilebilirdi diye düşünüyorum. Telefonun ekranında IPS LCD panel kullanılıyor ve telefonun ekranı her ne kadar HD Plus çözünürlükte olsa da bence oldukça güzel bir görüntü kalitesine sahip. Çözünürlüğün 720p olduğunu size çok fazla hissettirmiyor. Özellikle dizi izlerken, oyun oynarken de geniş ekran oldukça avantajlı. Tabii ki çözünürlüğün daha yüksek olması daha iyi olabilir. En azından burada bir Full HD ekran beklerdik. Ama HD Plus ekranda hem günlük ihtiyaçlarınız için yeterli. Bence görüntü kalitesi ortalamayı tutturmuş diyebilirim. Teknik özelliklere gelecek olduğumuzda telefonda Mediatek'in Helio G70 işlemcisine yer veriliyor. Bununla birlikte 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı da mevcut. Helio G70 bulunduğu segment için oldukça iyi bir işlemci. Birçok oyunu oynayabileceğiniz üst seviye grafik ayarlarında olmasa da segmentinin gereksinimlerini karşılayacak ve günlük hayatınızda bir problem yaratmayacak bir işlemci. Yine bu telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelmesi de oldukça iyi bir avantaj. Özellikle telefon kamera yetenekleriyle segmentine göre öne çıkıyor. Hal böyle olunca da 128 GB'lik alan hem fotoğraflarınızı hem videolarınızı depolamak için oldukça yeterli olacak. Telefon kutudan Android 10 işletim sistemi ile geliyor. Bununla birlikte de Tekno'nun kendi geliştirdiği HiOS işletim sistemi arayüzü telefonda mevcut. Açıkçası Android 10 çok güncel bir sürüm değil ama Tekno'nun HiOS'de yaptığı özelleştirmeler, arayüzün akıcı çalışması ve görsel grafikler oldukça başarılı. Bu yüzden telefonun arayüzünü yine bulunduğu segmente göre beğendiğimi söyleyebilirim. Tekno Camon 16'nın kamera yetenekleriyle devam edecek olduğumuzda arka tarafta görmüş olduğunuz dörtlü arka kamera diziliminde 48 megapiksel çözünürlüklü geniş açılı ana lensimiz mevcut. Kameraların diğer özelliklerini de şu anda ekranda yazı olarak görüyorsunuz. Telefon kamerası nasıl diyecek olursanız tabii ki amiral gemisi akıllı telefonlar kadar üstün bir kamera performansı beklemememiz gerekiyor. Ama Tecno Camon 16 bulunduğu fiyat segmenti için oldukça iyi bir fotoğraf ve video kalitesine sahip. Yani bu fiyat segmentinde alabileceğiniz akıl telefonlara göre iyi bir kamerası var diyebiliriz. Şu anda ekranda zaten Tecno Camon 16 ile çektiğimiz hem günüz hem de geceleri fotoğraf örneklerini görüyorsunuz. Ön kameraya değinecek olursak ön tarafta 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera mevcut. Bu kameranın en önüne çıkan özelliği ekranın hemen üstünde çerçeveye gömülü 2 adet flash olması. Böylelikle telefonun ön kamerası flash olduğu için yüzünüzü doğrudan bir ışıkla aydınlatıyor ve selfie'lerinizin hem grensiz hem de düşük ışıkta bile iyi çekilmesini sağlıyor. E, tabii ki bu da yine bulunduğu fiyat segmentindeki birçok akıllı telefonda olmayan bir özellik. Özellikle bu segmentteki telefonların ekranı yüzünüzü çok iyi aydınlatmadığı için Burada flash konumlandırılması oldukça iyi bir hamle olmuş. Son olarak batarya kapasitesiyle devam edecek olursak Tekno Camon 16'nın 5000 mAh kapasiteli bir bataryası mevcut. Bence pil performansı olarak da yine segmentindeki birçok akıl telefonundan daha iyi. Özellikle büyük ekranıyla birlikte bu telefonu genellikle oyun oynamak isteyenler tercih edecektir diye düşünüyorum. Giriş segmentte aktif bir şekilde oyun oynayacağınız bir telefon söz konusu olduğunda 5000 mAh'lik batarya kapasitesi oldukça iyi. Bir buçuk gün boyunca belki de aktif kullanımda rahatlıkla tam şarjda idare edebileceğiniz bir telefon diyebilirim. Tabii ki diğer bir avantajı da işte Full HD Plus yerine HD Plus bir ekran var. Tamam ekran çözünürlüğü biraz düşmüş oluyor ama özellikle bu pil tüketimine de bir artı olarak yansıyor. Böylelikle 5000 mAh'lik bir telefon içinde Yine normale göre daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Bence bu yüzden Tecno Camon 16 batarya konusunda da oldukça başarılı bir akıl telefon. Özetleyecek olursak Tecno Camon 16 bulunduğu fiyat segmentine göre fotoğraf yetenekleriyle, video yetenekleriyle tercih edebileceğiniz akıl telefonlardan biri. Buna birlikte de teknik özellikleri yine e, bulunduğu fiyat segmentinin beklentilerini karşılıyor. Tecno Camon 16'nın güncel fiyat etiketini görüntülemek ve satın almak istiyorsanız... Videonun açıklama kısmındaki linke göz atabilirsiniz. Siz bu telefonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.